Merhabalar, Anne İşleri Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine güzel bir örnek çalışacağız. Bakın, yazlık, baharlık, yelek, hırka ve şallar, etöller yapabileceğiniz. Ayrıca çeyiz ediyorsunuz ya, bakın çeyiz içinde harika değişik bir örnek. Hem çok güzel hem değişik. Zevkle örebileceğiniz ve çok basit ilerleyen, yine 4 aşamadan ilerleyen bir örnek. Çok basit bir örnek. Burada tiftik günüm 3 numara şişimle ördüm. Burada da 3,5 numara ve şöyle... Bakın hafif kalın ama tüysüz yünlerden öreceğim. İkisinde de duruşunu hem görmüş oluruz hem de örnek burada elimde daha anlaşılır olur. O yüzden bu ipi tercih ettim şimdi çalışırken de. Hemen başlıyorum. Örneğimiz 5 ve katları 2 ters 3 düz 2 ters 3 düz olaraktan kuruluyor. Şöyle bir kenara alalım. Ve çalışmaya başlayalım. Önce bir şöyle 4 tane haroşa koyacağım yine kenarına. 2 tane ters. Bakın 2 tersimi koydum. Şöyle bir çekeyim kameranın açısından. Şimdi 3 tane düz ilmeği, bakın ipi arkaya kendimizden yana alıyorum. Ve şöyle 3'ünü birden battım. Doladım. Çektim. 1 tane doladım. Tekrar çektim. Ne oldu? 3. Bir doladım, 4, bir tane de ördüm, 5. Yani 3 ilmekten 5 ilmek çıkarttık. Hemen bakın 1, 2. İkinci ilmeğe bakın şu baştan 1, 2. Bu baştan da 1, 2, 3, 4. Dördüncü ilmeğe üzerinden geçiriyoruz. Ve aynı ilmeği bırakmadan bakın şöyle arkadan şişimize taktık. 2 ters. Şimdi tekrar gösteriyorum. Bakın şöyle 3 ilmeği aldık. 1 doladık, 2 battık, aldık, 3 doladık, 4 battık, aldık, 5. Hemen 1 2 ikinci ilmeği aldım, üzerinden attım ve bırakmadan sağ elimdeki şişime taktım. Yine 2 ters. Bir kez daha gösteriyorum. 3 ilmeğe 1, 2, 3, 4, 5. Bakın 1, 2. ilmeğe taktım. Üzerine attım ve bırakmadan şişime taktım. 3 tane kenar ilmeği yapıyorum. 2 ters. Bir de kenar ilmeğimiz olsun. Örgümüzün ters yüzünde de örnek devam ediyor bakın. Kenar ilmeğimi aldım. 2 düz. Şimdi bakın bu 5 tane ilmek çıkarttık. 3'ten 5 çıktı. Artış oldu biliyorsunuz. Hemen şu ilk çevirip taktığımız ilmeğe ters olarak örüyorum. İlk 2 ilmeğe bakın şu ilk 2 ilmeğe bakın 4 ilmek var ayırdık. İlk 2 ilmeğe 1. Sonraki 2 ilmeğe de 1 ördük ve burada ne yaptım? 3 ilmeğe geri düşürdüm. Hemen 2 düz. Bakın ilk ilmeğimi ters. 2 ilmeğe 1. 2 ilmeğe 1. Bakın böyle bir iple çalışmam iyi oldu. Çünkü tiftik takılıyordu, açılıyordu ve tam anlaşılır olmazdı. Ama bakın bu iple çok anlaşılır oldu şu anda. 1, 2 düz. 1 ters, 2 ilmeğe 1, 2 ilmeğe 1, 2 düz ve kenar haroşalarım 4 tane de haroşa koymuştum. Hemen onları da örüyorum düz olarak. Yine kenar haroşamı örerek örgümün düz yüzündeyim şu anda. 3. sıramdayım ayrıca. 2 ters, 1, 2, 3 düz. Örnek koyduğumuz yeri düz olarak örüyoruz. 1, 2 ters, 3 düz. 2 ters, 3 düz. Ve 2 ters ve kenar ilmeği.
Şimdi örgümün dördüncü sırası ve ters tarafındayım. Bir, iki, üç ters, iki düz. Üç ters, iki düz. Yani ilmekleri geldiği yönde örüyoruz. Üç ters, iki düz. Kenar haroşamız. Örgümün düz yüzündeyim. Ve beşinci sıramızdayım. Örneğe tekrar aynı şekilde kuracağız bakın. Örnek bu kadar, tamamı bu kadar. Şu an bir örneğimiz, motifimiz bitti ve tekrar kurulumu gösteriyorum bakın. İki tersimi ördüm. İki dört kenar ilmeğim, iki tersim yani haroşam ve üç tane düzüm. Bakın üç düzümüz var burada. Bu ilk yaptığımız örneğimiz yani. Tekrar aynı ilmekleri, üçünü bir aldık. Yine üç ilmekten beş ilmek çıkartıyoruz. Bir doladım, iki, üç, dört, beş. Beş ilmek çıkartalım. Şurada bir takıldı. Bakın beş ilmek çıkarttım. Bir, ikinciyi üzerinden attım ve arkasından tekrar taktım. İki ters. Tekrar üç ilmekten beş ilmek çıkartıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Baştan ikinci ilmeğim. Bakın bir, iki. Buradan da bu çişin uç tarafından da sayınca bir, iki, üç, dördüncü. Sondan sayınca da bir, ikinci. Bakın üstte zaten kabarıkça duruyor. Beni al der gibi. Doladık üstünden ve arkadan battık. İki ters. Yine aynı işlemleri yapıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Hemen sondan ikinci ilmeğimi aldım. Üzerinden attım. Ve aynı ilmeği arkadan takıp şişime takıyorum. İki ters, bir kenar ilmeği. Örgümüzün ters yüzünde ve altıncı sırasındayım. Şimdi yine artırdığımız ilmekleri keseceğiz. Bakın iki düzümü ördüm. Bir ters, ilk ilmeği. Sonra ikisini bir, ikisini bir. Yani işlemler hep aynı devam edecek. İki düz, bir ters, iki ilmeği keselim. İki ilmeği keselim. İki düz, bir ters, iki ilmeğe bir, ters örerek iki ilmeğe bir, iki düz ve kenar haroşalarım. Örgümüzün yedinci sırasında düz yöndeyiz şu anda. Haroşalarımı ördüm. İki ters, üç düz, iki ters, üç düz, iki ters, üç düz. İki ters, bir kenar ilmeği. Örgümün ters yüzünü de örelim ve örgümüzü bitirelim. İki düz, üç ters, iki düz, üç ters, iki düz, üç ters. Kenar haroşalarımı da örüyorum. Evet, bence bu ipte de çok güzel durdu. Bakın harika durdu hem de. Bum bum. Yani yazlık iplerle de yaparsanız da çok güzel duracağına eminim. Hadi kolay gelsin diyorum. Örneğimiz bu kadar. Şimdi tekrar bu işlemlerin aynısını yaparaktan gideceğiz.
her ipte ayrı güzel duracağına inandığım şık ve güzel bir örneğimizin daha sonuna geldik. Daha güzel modellerde, örneklerde, kazaklarda, yeleklerde buluşmak üzere. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bu güzel videoları da sayfalarınızda paylaşın ki çoğalalım. Çoğaldıkça güzelleşelim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.